Bugünkü oynadığınız Yombaspor ikinci eleme Ziraat Türkiye Kupası maçında ne bekliyordunuz, ne umdunuz, ne buldunuz? Şimdi bilindiği gibi birinci maçtan Erzurumspor'la karşılaştık. Takımımız orada zaten kalitesini belli etti. Biz o oyuna güvenerek zaten bu maçtan da iyi bir sonuç bekliyorduk. Fakat sonuçta bu futbol üç sonuçlu bir oyun. Ama biz sahaya çıkarak futbolcularımız elimizden gelen bütün gayreti göstererek maçı net bir skorla 3-0 kazanarak Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tura çıktık. Oyuncularımı ve teknik heyeti kutluyorum. Birinci gol nasıl oldu? Birinci gol rakibin tabii ki burada bir gerçi hatasından demeyelim de sonuçta bizim forvet oyuncumuzun rakibin kalecisine yaptığı baskı neticesinde ceza sahasının dışarısına çıkarak eliyle beraber topa dokununca yan hakemin uyarmasıyla beraber kırmızı kart gösterdi. Tabii bayağı itirazlar oldu falan tabii sonuçta ama hakem olayı iyi analiz etti ve sonuçta bizim de tabii lehimize olan bir pozisyonla kırmızı kartı gösterdi. Tabii orada Doğan pozisyon gereğiydi. Daha sonra Şevket birinci golü duran toptan atarak takımımızı 1-0 öne geçirdi. Zaten rakip 10 kişi kaldıktan sonra biz de oynadığımız oyunu rakibe kabul ettirdik. Biraz geri çekilerek onlara yöntemek kontra atak futbolunu tercih ettik ve bu daha çok ikinci yarıda meyvesini verdi ve Burhan Nebioğlu, Berkay'ın golleriyle beraber de 3-0 karşılaşmayı kazandık. Net bir skorla beraber. Skor açısından da güzel oldu. Bundan sonraki süreçte hangi rakip çıkabilir belli değil ama 10 gün sonra, 15 gün sonra ne zaman belli olur bu 3. eleme maçları? 3. maçlar muhtemelen 15 gün sonra lig başlamış olacak. İlk maçımız Kastamonu İl Özel İdaresi ile beraber deplasmanda. Deplasmandan geldikten sonra yaklaşık 25'lerinde falan büyük ihtimalle oynayacağız 3. maçımızı. 3. tabii tur olduğu için de 3. turda yine karşımıza güçlü rakipler, rakiplerini elemiş veyahut da üstlüklerden güçlü rakipler çıkma ihtimali çok. Ama biz bugün sergilediğimiz oyunla birlikte bir üst turda da elimizden geleni yapıp yine en iyi sonucu almaya çalışacağız. Ban Ligi'nde en uzak rakibimiz kilometre olarak hangisi şu anda? Uzaklık olarak. Şimdi tabii ki uzaklık olarak Çankırı, Kastamonu, Osmancık, bu takımlar. En yakın rakibimiz? En yakın rakibimiz Bulancak. Kendimizin takımı. Peki sizce bu Gönlispor'un bu seneki durumu ne olabilir? Şimdi tabii ki sonuçta iyi bir takım kurduk. Yani iddialıyız. Ama tabii ki futbol ve lig yani uzun bir süreç. Bu süreç içerisinde yani burada sergilediğimiz, bu Türkiye Ziraat Kupası'nda sergilediğimiz oyunun aynısını sergilersek bizim yenemeyecek olduğumuz bir takım olmadığına inanıyorum. Bu bağlamda yani iddialıyız. İnşallah şansımız da yaver giderse bu sene 3. ligi zorlayacağız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim bu kısa sohbet için. Ben teşekkür ediyorum.